Herkese merhaba. Bugün bir üslü ifade sorusu ile birlikteyiz. A farklı sıfır, B farklı sıfır ve KMN tam sayılar olmak üzere A üzeri N'in M'inci kuvveti eşit A üzeri N çarpı M ve A çarpı B'nin K'inci kuvveti eşit A üzeri K çarpı B üzeri K'dır. Yukarıda verilen 9 adet kutudan her birine bir üslü ifade yazılmıştır. Bu üslü ifadelerden birbirine denk olanları bulunduğu kutular aynı renge boyanacaktır. Denk olanların bulunduğu kutular aynı renge boyanacaktır. Buna göre boyanmayan kutudaki üslü ifade aşağıdakilerden hangisidir? A. 81'in karesi B. 6'nın 20. kuvveti C. 25 üzeri 0 D. 10 üzeri 1. Önce sorudan ne anlamamız gerekiyor? Diyor ki bunlardan her biri diğerine denktir. Ama hiçbirine denk olmayan bir sayı vardır. O sayı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakalım şimdi kim kime denkmiş, aynı renge boyanıyormuş denk olanlar. Sırayla görelim. Mesela 1-1 yani birinci satır birinci sütun yani 25 üzeri sıfıra bakalım. 25 üzeri 0. Bilgi. Sıfır hariç bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1'dir. Bu bir aksiyon. Yani bunu biz ezbere biliyoruz. A farklı sıfır olmak üzere A üzeri sıfır her zaman birdir. A farklı sıfır olmak üzere A üzeri sıfır her zaman birdir. Bunu kullanarak 25 üzeri sıfırın bir olduğunu söyledik. O halde buraya ne yazacakmışız? Bir. Hatta bunu başka renkle yazalım. Mesela efendim yeşil olsun. Buraya bir yazıyoruz. 81'in karesi. 81'in karesi 81'in yerine 3 üzeri 4 yazabiliriz. 3 üzeri 4 81 demek karesi. Karesi demek bunu iki kere yan yana yazıyoruz demek. 3 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 4. Tabanlar aynı iken üstler toplanacağına 3 üzeri 4 artı 4 yani 2 tane 4. İşte bu kural da zaten bundan geliyor. Şu kural şuradan geliyor bakınız. 3 üzeri 3 üzeri 8. O halde buraya ne yazıyormuşuz? 3 üzeri 8 yazıyormuşuz. Gelelim buna. 25'in karesi. 25 yerine 5'in karesi yazarsam 25 yerine 5'in karesi yazarsam 5'in karesinin karesi aynı üstteki gibi de yaparım. Yahut da ezbere 2 kere 2'nin 4. 5 üzeri 4. Peki şuraya da 5 üzeri 4 yazıyormuşum demek. Peki bunlardan aynı renge boyanan var mı? Yok. Hiçbiri birbirine denk değil bunlardan. Peki A var bak. 5 üzeri 4 ile 5 üzeri 4 denk birbirine. Bak şu ikisi mesela aynı renge boyandı. Peki devam ediyoruz. 36 yerine 6'nın karesi yazarsam buna dokunmuyoruz. Çünkü bu zaten yapacak bir şey yok bunda. 36 yerine 6'nın karesi yazarsam
onuncu kuvveti benzer biçimde 2 kere 10'un 20. 6 üzeri 20. Bakıyorum acaba 6 üzeri 20 başka yerde var mı? 6 üzeri 20 bu 9 kareden birinde var mı acaba? Evet var. Bununla da bu aynı rengi boyamız. Peki o aynı renk olanları bir boyayalım madem. Mesela şunları sarıya boyayalım. Bunlar aynı olduğu için. Bununla da bu aynı olduğu için onları da başka renge boyayalım. Mesela onları da efendim açık maviye boyayalım. Şu ikisi aynı olduğu için 6 üzeri 20. Peki birin bütün kuvvetleri birdir. Birin bütün kuvvetleri sıfırıncı kuvveti dahil. Yani şu bir bilgi birin bütün kuvvetleri birdir. N eleman R için. Bu bilgiye göre bir üzeri bir nedir? Birdir. O halde oraya da biri yazıyorum. Bir üzeri bire biri yazıyorum. Bakalım başka bununla aynı renge boyanacak var mı? Var. Şunlar aynı renk. Gördünüz mü? Şu bir, bu da bir. Peki onları da aynı renge boyayalım o zaman birleri. Onlar da diyelim ki efendim şu renge boyansın. Birler de o renge boyansın. İşte şunlar. Kaldı burada iki tane sayı. İki tane. Bakalım hangisi boyanacak, hangisi boş kalacak. 3 üzeri 8 burada göremiyorum ben. 3 üzeri 8 varmış. Aa bak. 3 üzeri 8 varmış burada. O halde 3 üzeri 8'leri aynı renge boyuyorum şimdi ben. Hangi renge boyayalım 3 üzeri 8'leri? Onları da efendim açık yeşile boyayalım 3 üzeri 8'leri. Bakınız şu 3 üzeri 8'leri açık yeşile boyayalım. 3 üzeri 8'leri. Peki boyanmayan kim var sadece? Boyanmayan sadece bu var. 10 üzeri 1 ama 10 üzeri 1 1 yapar. 1 var. 10 üzeri 1 10 yapar pardon. 10 üzeri 1 10 yapar. 10 hiç yok başka. O halde cevap ne olacak o zaman? Demek ki cevabımız 10 üzeri 1. Yani doğru seçenek nerede varmış? D seçeneğinde varmış. Tekrar edersek her sayı kendisine denk olan sayılarla aynı renge boyanınca 10 üzeri 1 yani 10'a denk olan sonucu 10 olan hiçbiri olmadığı için 10 üzeri 1 açıkta kaldı, boyanmadı, boyasız oldu. Onun için sorunun doğru cevabı D seçeneği oldu. Yeni videolarda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum sevgili arkadaşlar.